Doğalgaz zammıyla başlayalım. Dilersen %38. Alaaddin Aktaş da ya bu 38'de ne var diyor. Ya tabii burada beklenen enflasyona göre mi yapıyorlar bilmiyorum ama Hakan Hoca'nın da yanlış hatırlamıyorsam Hakan Kara'nın da buna ilişkin bir sosyal medya paylaşım vardı. Bulabilirsem onu da okurum. Ama tabii rakam olarak böyle 3 değil, 5 değil, 10 değil, 15 değil Hakan abi. 20 değil, 38. Evet. O zaman enflasyon beklentisi diyoruz vesaire nasıl olacak? Etkisine dair de senden bir değerlendirme rica edelim. Yani dediğin gibi elektrikteki rakam da işte Haziran 28 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü 24'ünde TÜFE veri topluyor en son o ayla ilgili. Oraya yansımasın diye Temmuz enflasyon şey Haziran'a 28 Haziran'da yapmışlardı elektriği. %38 dediğin gibi bu da %38. Yani neden 38? Yani evet büyük ihtimalle hedeften dolayı gözüküyor da yani Merkez Bankası'nın hedefini en azından baz almış gibi gözüküyor. Ama etki şöyle, Alaaddin'i çok zevkli okuyorum ben de, güzel analizler de yapıyor gündemi belirlemek açısından. Yani aşağı yukarı TÜFE'ye etkisi %1,9 gibi olması lazım şeyin. Elektriğin %3,38'lik zammın yani bir doğrudan etkisi var, bir de dolaylı etkisi var TÜFE'ye. Bu ikisinin toplamı %2'ye yakın yani aslında şeyin etkisi daha fazla elektriğin. Ama orada tabii kullanım farkları falan var. Şimdi dünkü zam açısından da yine tabii doğrudan ve dolaylı etki var. Ben doğrudan etkisini dün hemen hızlıca ifade etmiştim şeyde sosyal medyada dolaylı etkiyle birlikte ikisinin toplamı aşağı yukarı %1,1 gibi bir yere geliyor. Yani 1,15 falan gibi 14-15 civarı bir yere geliyor. Yani Hakan Kara'da 1,2 demiş. %1'in biraz üstü %1,15 falan diyebilirim kabaca. Dolayısıyla şimdi bu bizi nereye getiriyor? Büyük ihtimalle zaten Merkez Bankası'nın şeyi tutmayacağı açık gibi gözüküyor artık hedefi. Piyasa zaten Merkez Bankası beklentisinin dışındaydı. Yani burada çok büyük bir açmaz var aslında Merkez Bankası açısından. Merkez Bankası %38 bekliyor. Piyasa profesyonelleri en son yapılan ankette %43 küsür bekliyor, %43 civarı. Reel sektör falan zaten daha yukarıda hane halkı da %70'lerin biraz üstünde. %72'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok ciddi fark var hepsinin arasında. Şimdi dolayısıyla bir kere beşinde açıklanacak enflasyon 5 Ağustos Pazartesi günü. Bu rakam yine benim tahminim yani %3'ün üstünde 3,5'un biraz altında olabilir. Yani 3,4, 3,3 normal yani bir artık TÜİK ne yapar bilemem tabii bu mecburen bu lafı kullanıyorum ama yani şu eldeki verilerle enflasyonun %3'ün üstünde gelmesi gerekiyor şeyde Temmuz ayında. Şimdi bu zam ve bundan sonra gelecek ilave zamlar olursa eğer ne kaldı şu anda aklımda bir şey yok aslında ama varsa siz hatırlatın lütfen. Yönlendirilen ve yönetilen anlamında Merkez Bankası'nın tabiriyle kamu tarafında yapılmakta olan. Ama bunun dışındakilerle birlikte açıkçası %2,5'larda falan görmemiz mümkün Ağustos ayı enflasyonunda. Yani bu ne anlama geliyor? Merkez Bankası son çeyrekte hatırlarsanız %1,5 ve içinde bulunduğumuz çeyrek içinde %2,5'unu ortalama kerteriz aldığını söylüyordu. Enflasyon hedefine ulaşabilmek ve önümüzdeki seneki hedefi tutturabilmek için. Bence bunlar geride kaldı şu anki görüntüyle. Ve bunu enflasyon raporunu da açıklayacak şeyde Ağustos ayında. Dolayısıyla yani bunları nasıl bu sorular gelmesi gerekiyor aslında şu konuştuğumuz konuların hepsi masaya yatırılır diye tahmin ediyorum basın mensupları ekonomi muhabirleri tarafından.
Hakan Hoca da çok, Hakan Kara da sevgili Evren sana çok benzer bir hesap yapmış. O da doğal gaz zammının doğrudan ve dolaylı etkileri TÜFE'yi yaklaşık 1,2 puan artıracak demiş. Sen de 1,15 dedin, çok yakın. Ya yani 1-1,2 arası bir şey Hakan Öyle abi. görünüyor, evet. Bu etkinin yaklaşık 1 puanı bu yıl içinde görülebilir demiş yine Hakan Hoca. Ya ben bu Temmuz Ağustos tabii hep baz etkisi diyorduk Hakan abi. Sanki bu yani 9'lar 10'lar yaklaşık 20 puan düşecekti. Bu baz etkisinin olduğu aylara serpiştiriliyor gibi sanki bu kamu zamları biraz. Konuşmuştuk hatırlarsan ya böyle şeyden hani şu nasıl olsa orada bir baz etkisiyle bir yıllık düşüş olacak. Oralara yediririz yaklaşımı. Vallahi düşünür tabii ki yani ekonomi yönetimi, siyaset böyle şeyleri düşünür. Ben çok yadırgatıcı bulmuyorum ama asıl hocamın söylediği hikaye yani bu iş geride kaldıysa o zaman biz bütün bu firmalara yaptığımız çağrılara rağmen aman bizim hedeflere yaklaştırın siz de fiyat ayarlamalarınızı dememize rağmen o zaman bizim bu işi bir kontrol altına almamız zor görünüyor. Yani sıkıntı çıkacak. Hocamın acaba beklentisi nedir? Yani piyasa profesyonellerinin dışında nasıl bakmamız lazım hocam? Ne görüyorsunuz sene sonu? Nereye doğru gidiyoruz biz? Şimdi açıkçası yani büyümeden feragat etmeden enflasyonu düşürmek mümkün olmadığı gerçeğini tekrar ederek başlamak isterim. Yani bunu makroekonomi kitapları zaten yıllar öncesinde deşifre etmiş durumda. Faizi yükseltmeden enflasyonu düşürmediği gerçeğini de aslında Fed'in izlediği politikayla özellikle son 1,5 yıldır net bir şekilde görüyoruz. Dünkü toplantı sonrasında Powell'un yine Amerikan ekonomisi için Eylül'de faiz indirimi sinyali kapısını aralamasını ifade ettiği gibi. Yani gerektiğinde güvercin, gerektiğinde şahin ya da işte raporun içerisiyle söylemleri tarafında bir denge tutturma noktasını iyi idare ediyor. Yani merkez bankacılığı sonuçta hep söylenir. Yani beklenti yönetimi büyük ölçüde, algı yönetimi ileriye dönük. Şimdi bizim tarafta bir kere büyük bir açmaz var bence. Yani hükümet, işte dün tekrar baktım. Yani 2024-26 orta vadeli plan OVP tabii ki revizyona uğrayacak çünkü bu senenin sonundaki bütçe beklentileri ve bir sonraki yıl gerçekleşmeler neticesinde 1 Ekim'de açılmasıyla meclisin tekrar revizyona uğrayacak zaten de ama toplumu kapsayıcı bir yönü pek olamadı. Yani Mehmet Şimşek'in tabiriyle hani çok kazanandan çok az kazanandan az alalım vergi söylemini çok söylüyor. Ama hani enflasyon tarafında hani biz hep şunu hatırlamamız lazım. Onu defalarca söylüyorum. Yani toplumda hatırlasın lütfen. Biz bu yola çıkarken enflasyon yükseliyordu zaten 2021 Eylül'ünde. 2021 Eylül'ünde Türkiye'de enflasyon %19. Merkez Bankası faiz de enflasyonla eşlenik seviyede. Yani %19'lar mertebesindeydi. Ama yani bu bir yükseliş sinyali ya da trendine girdiğini yani daha önceki yıllarda enflasyonu aşağı çektik. Yani çok uzun süre kalamadı belki ama uzun yıllar boyunca ama %8'lere 9'lara indirdiğimiz dönemler ve orada tuttuğumuz yıllar oldu. Şimdi dolayısıyla oradan 18-19'lara çıkardık ama işi tabii sonra çok ciddi bozduk. Yani bu söylediğimiz işte tarih 2021. Nereden bakarsanız bakın aşağı yukarı 3-4 yıldır, 4 yıla yakın bir süredir enflasyonu çok ciddi, ekonomiyi çok ciddi hırpaladık. Şimdi bu hırpalanmayı bir senede düzeltmemiz mümkün değil. İşte o dönemi yaşıyoruz şu anda ve yaşamaya da devam edeceğiz. Yani bunu bana çok soruyorlar hani ne zaman toparlanırız diye. Ya, bu sene toparlanamayız zaten bu senenin yarısı geçti. Toparlanamayız. Fakat şöyle bir gerçek var. Yani ifade edilen program doğal olarak evet iyi yanlarını da söylememiz gerekiyor. Tamam faiz arttırıldı.
her ne kadar bir miktar geride de kaldı uzun bir süre beklenen enflasyona göre, ama şimdi en azından bundan sonrasında sadece para politikası değil, hani maliye politikası tarafında, yapısal reform tarafında iyi desteklenmesi gerekiyor. Şimdi burada maliye politikası tarafında o desteği hala tam görmüyoruz. Yani kamu tarafı, ben şeyi de çıkardım, verileri de çıkardım geçtiğimiz günlerde. Yani kamu tarafında tasarruf bir önceki yıla göre kıyaslandığında henüz gelmemiş. Gelmemiş durumda. Yani Maliye Bakanlığı'nın kendi web sitesinden serileri indirdim. Baktım tekrar, ifade edildiği şekilde bir şey, tasarruf yok. Şimdi o zaman, yani öyle taşıt alımlarıyla falan, yakıt ya da bu yakıt izleme, taşıt izleme falan, onları geçin. Yani ortada, onun şeyi de yazdığı çok da doğrudur yani. Galiba yine Alaaddin Bey yazmış olması lazım. Çok çok ciddi miktarda iç borç stoğunda artış var. O rakama tekrar edeyim, bence güzel bir analiz o. Yani 2021 Eylül, o da o kertiriz alıyor şeyi. Çünkü doğrudur. Yani asıl ekonomik bozulmanın, hızla bozulmanın başlangıcı o tarihtir yani. Özellikle para politikasından başlayarak. Hazinenin iç borcu 2021 Eylül'den 2024 Temmuz'una kadar iç borcu 2,7 trilyon TL artmış. Faiz de artışı var. Faiz zaten çok daha yukarıda. Faizler yükseldi şimdi. 4,9 trilyon. Yani toplam 7,6 7,6 trilyon TL iç borcu artışı var hazinenin. Müthiş bir rakam bu. Müthiş. Yani o dönemki kur ortalamasına tabi vurmak lazım. 2021 Eylül'de 2024 Temmuz arası. Ama 7,6 trilyon TL'lik bir biz faiz indirme sevdasına kapılarak, kuru zıplatarak iç borcu 7,6 trilyon TL arttırmışız. Şimdi bu kadar artan, yani bu bozulmaya yani çok çarpıcı olduğu için söylüyorum. Ben de hani rakama toplamamıştım. Alaaddin Bey'in yazısını görünce tekrar bir baktım. Şimdi bu tabii büyük bir hasar verdi. Şimdi biz bu hasarı aslında faizi arttırdık, evet. Kuru istikrara kavuşturduk gözüküyoruz. Ama orada da çok hassas bir dengeyle oynuyoruz. Çok çok hassas. Çünkü TL'deki değerlenmeyi kontrol etmek çok önemli. Yani aslında eski ezberi kullanıyoruz. Yani 2002-2010 yılları arasında Merkez Bankası'nın döviz alım politikasında uyguladığı sistemi şu anda KKM'den dönüşler, çıkışlar, işte bugün stopaj gelmiş galiba, tekrar %5 ile 7,5 arası resmi gazetede yayınlanmış. Dolayısıyla KKM'den çıkışlar, vatandaşın DTH yani döviz tevdiat satışları, şirketlerin hesaplarından tüzel döviz satışları gibi yabancı portföy yatırımı tarafından işte 22 milyar dolar civarı bir giriş oldu şeyden itibaren, 1 Nisan'dan itibaren özellikle. Şimdi ya yani bunları topladığınızda işte Merkez Bankası'nın döviz rezervi de hızla arttı. Son 30 yılda hiç birimiz herhalde görmediğimiz bir durumla karşılaştık. Şimdi yani bu senaryo bir kere şu anki görüntüde yani enflasyonu evet 85'e çıktı geçen sene. Bu sene 75'e çıktı. Enflasyonu büyük ihtimalle daha kötüsü olmazsa, yani işi bozmak anlamında söylüyorum. Şu anda gittiği gibi giderse, şu anda gittiği durum aslında mümkün olduğu ölçüde eldeki imkanlarla bozmamaya gayret ediyorlar. Ama işte şeyin kamu kesiminin yaptığı yönlendiren ve yönetilen denilen zam artışlarından Merkez Bankası ben zaten sorumlu değilim açıklamasını geçtiğimiz günlerde yaptı. Yani PPK ifadesinde daha yeni raporda yazıyor. Değil değil ama yani ne yapsın Merkez Bankası? mi? Bir anda küt Yani %38, bir %38 daha Merkez Bankası diyecek ki valla ben tam tutturuyordum. Bak işte kamu zamları geldi der herhalde. Hakan abi değil mi? der.
Ama onu yani, demiyor pek de. Şey ne diyor? Reel yani sektöre diyor. Reel sektör bu işi biraz şey yapsın onlar diyor. Ya, bana yakınsasın ya diyor. Ya bu reel sektör ne yapsın? Ben şimdi reel sektörün burada sesi gibi olacağım. Ya, şimdi bak çok önemli, ha, çok önemli bir yere geldiniz de pardon. Evet. Yani reel sektör olduğu için söyleyeyim. Yani Hakan çok uzun yıllardır takip ediyor biliyorum. Yani sen de Barış. Yani toplantılarla işte Anadolu toplantıları vesaire. Şimdi reel sektörde iş çok sıkıntılı bir noktaya geliyor. Bakın yani bunu sanayi odaları, ticaret odaları, işte ihracatçılar meclisi vesaire yani bütün herkes bağıra bağıra söylüyor. Ama bir gerçek var. Bir kere kur artışı işte son bu ay yani Temmuz için söyleyeyim %6. %6 değil mi? İşte enflasyon kaç gelecek diyoruz? %3 seviyesinin üstünde. Bu ay için yani şey Temmuz ayı için. Şimdi son bir yıla baktığınızda kur artışı %22 aşağı yukarı 22 küsur enflasyon elimizdeki veri için konuşuyorum. 75 lira çıkmıştı. 71'e indi. Yani müthiş bir hızlı değerlenme yaşandı aslında son 6 ayda artarak. Şimdi şeyin kar marjı, şirketlerin kar marjı, EBITDA'ları özellikle sanayi, imalat yani üretim tarafında ortalama %13'ler civarındadır. 13-13,5'lar civarındadır. Tamam. Yani buna dayanmaları kredi tarafında sınırladıkları için kredi sınırlaması var biliyorsunuz aylık %2 bankalarda. Yani demek istiyor ki aslında şey iktidar şu anda yani siz geçtiğimiz yıllarda elde ettiğiniz reel faizlerle şey negatif faizlerle kredilerle ayakta durmaya devam edin. Yani biz sizi uzun yıllar kredilendirdik. Bu kredilerde enflasyonun ciddi altındaydı faizleri. Yani böyle algılıyorum durumu. İşletme sermayesini ayakta tutmak için işletmenin konkordatalarının ne kadar hızlı arttığını görüyorsunuz. Bu hayra alamet değil. Yani bir an önce TL kredisi tarafındaki sınırı kaldırsınlar. Yani zaten evet enflasyon düşecek. Bunu hepimiz söylüyoruz ama arzu edilen yere düşmeyecek. Ama düşecek. Sayısal olarak da düşecek. Ondan sonra zorlanacağız. Yani asıl zorlanmayı biz seneye yaşayacağız. Yani bu sene enflasyon bence 45 lira inebilir. %45 lira inebilir ya. Ama ondan sonra seneye 45 geçen söylediğim 14. çıktığımız yer 18. Yani ciddi problem var. Evet seneye de hedef 14. Ağustos'ta belki revize ederler yukarı bilmiyorum ama sene enflasyon 14'de 45'lerden nasıl düşecek? Bu kadar ya bu politika kararlılıkla devam edecek mi? Ya bu sene bir şekilde bitireceğiz bence. Bu ama önümüzdeki sene aynı kararlılıkla, aynı sıkılıkla, aynı efendim bir taraftan kamu zamları, bir taraftan sabit ücretleri baskılayarak devam eder mi? Yapısal reformlar yapılmadan, tarımda gıda enflasyonunu engelleyecek bir takım önlemler alınmadan, ihracatçıya farklı destekler verilmeden bu kurlar tutularak devam eder mi? Gerçekten büyük soru. Hocam perşembe günü önümüzdeki perşembe enflasyon raporu var. Orada böyle bir sinyal ya da bir açıklama gelir mi ya bu önümüzdeki yılın enflasyon hedefine ilişkin? Yani faiz indirimi yani, diyeceksin zannediyorum. Yok faiz indirimi değil. Yani Cevdet Hoca kendisini çok sağlam bağlıyor bu konuda biliyorsun Hakan. Yani evet. Kendisini epey bir bağlıyor. Tarzı da tabii o da hocalıktan geldiği için biraz agresif olabiliyor zaman zaman açıklamalarda ama tatlı sert diyeyim ya da tam tabiri tatlı sert olabiliyor. Ama şöyle bir şey var yani yapması gerekiyor mu Hakan sorunun cevabı bence gerekiyor. Yani 14 için söylüyorum. Çünkü bu seneyi zaten 38 ile 45 ya da 44 neyse hani arada yine bir fark olacak tabii. %10 farktan fazla olacak tabii %15 falan. Yani onu tolere edecek açıklamaları yine bu yönlendirilen, yönetilen işte gıda fiyatları artışı vesaire vesaire. Yani onları açıklayabilen detayları koyarlar. Ama seneye %14'ü açıklamakta zorlanırlar enflasyonun
25'in altına inmediğini, hatta 30, 25-30 arasında bir yerde. Benim tahminim şu anda öyle. Onu çalışmadım ama ona da bakacağım. Yani 25-30 arasında kalma ihtimali çok yüksek. Zaten enflasyon o seviyelerden sonra aşağı indirmek daha zorlaşacak. Barış'ın az önce dediği gibi. Yani zaten şu anda üreten sanayici, imalatçı kesimler, turizm de bakın buna katılmaya başladı. Yani tesislerin %40-50 doluluk oranlarının olduğunu öğreniyoruz Temmuz sonu itibariyle. Tekstilciler çok ciddi zaten ilk şoku yaşayan kesim oldu kur tarafındaki sıkıntıyla beraber. Almanya'nın şeyini görüyorsunuz verilerinin ne kadar sıfır, evet sıfır nokta, eksi 0,1 geldi. Şimdi dolayısıyla yani bu durumda bizim seneye yapacağımız ilave şoklar bu söylediğim kesimlerin havlu atmasına neden olacak. Türkiye'nin dün, evvelsi gün pardon, şey açıklandı. ISO 2. 500 açıklandı. Oradaki verileri de analiz ettiyseniz görmüşsünüzdür. Rakamlar reel olarak hiç iç açıcı değil. Dolayısıyla yani seneye çok daha zor olacak. Ekonomiye ilave şoklar verilmesi gerekecek ve bu şoklara katlanabilecek şey reel sektör tarafındaki oyuncu sayısında azalmakta olduğunu görüyorum. Peki. Çok teşekkürler vallahi Eren. Evet, Ağzına sağlık. ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.